Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yakası ilkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı adamın, bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinin olmadığına da memnundu. Kadınsa adamın haline üzülse de ses çıkaramazdı. 30 yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı. Her gün biriyle kavga ederdi ama kocasıydı işte. Evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bölüyor. İki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyor. Titreyen elleriyle sigarayı zor sarıyordu. İyice zayıflamış, zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı fakat ertesi sabah dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam. Bulamadı. Yakındaki tarlaları aradı. Köyün dört bir yanına baktı. Yoktu. Eve gelmiştir belki diyerek koşarak geri geldi. Hayır, dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Aceleyle bir abdest aldı. Namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çaldığını duydu. Öksürüyor, eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç bela sedire kadar taşıdı, uzandı adam. Karısının yüzüne baktı, ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı, hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi, başı yastığa düştü, ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epeyce bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi, yemenisini bağladı. Kalktı, imamın evine gitti. Hocam diyebildi, hıçkırarak. Bizimki söyleyemiyordu. Ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı. Köylü ne der diye düşündü. Bir an bocaladı. O mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini diyerek kapattı kapıyı kadının yüzüne. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı. Omuzuna aldı. Mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omuzundan kayarken dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini yüzüne kapadı, ağlamaya başladı. Hışımla yaklaştı muhtar. Onu nereye götürüyorsun? Mezarlığa gömeyim deme sakın. Sağlığında biz çektik, bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden. Kadın gözlerini çarşafın üstüne dikmiş, öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi, köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali kalmamıştı. Kendi kendine şuracığa gömeyim adamımı. Kimseler rahatsız olmaz burada dedi. Tam o anda bir ayak sesi duyuldu, irkildi. Bir çobandı gelen. Kadıncağız her şeyi olduğu gibi anlattı birer birer. Üzüldü çoban tabii. Gözleri doldu. Dert etme bacım dedi. Ben yardım ederim sana. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban başucunda durdu mezarın. Ellerini açtı, dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın sağdan soldan. Toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek döndü evine. Yorulmuştu. Camın kenarına oturup daldı uzaklara,
uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısı çaldı telaşla. Muhtar bir yandan tekmeyi vuruyor kapıya, bir yandan da imam efendi, imam efendi diye bağırıyordu. İmam korkuyla açtı kapıyı. Bir rüya gördüm dedi muhtar. Hocam o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyor, hakkım sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Çünkü kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele gel, içeri gel demeye kalmadı. Köyün delisini gördüler. Koşarak geliyor, bir yandan da bağırıyordu. Demedim mi ben, demedim mi size? Rüyamda gördüm, rüyamda. Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince karar verdiler. Özür dileyecek, kendilerini affettirmeye çalışacaklardı. Bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama ne olmuştu? Adamın evine vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak oldu, yapamadı. Gelenler olup biteni anlattı, özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Kadıncağız her şeyi anlattı. Can kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan da aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de Hızır'dı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunları otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdular köylülerle beraber. Onlara süt ikram etti. Konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. Ben dedi bir garip kulum. Cenazeyi defnettik. Başucunda durup bir dua ettim sadece. Hepsi bu. Merakla köylüler nasıl bir dua ettiğini sordular çobana. Çoban da ettiği duayı söyledi. Allah'ım ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelirler yanıma, selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der ağırlarım. Süt ikram eder, azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağır. Hoşça kal.